Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün lezzetiyle, mis gibi tereyağı kokusuyla tadına doyum olmayan minik Fransız ekmeklerinden yapacağım. Ekmekleri yapmak için öncelikle kabın içerisine bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket instant maya ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Ve üzerine 200 milimlik su bardaklarıyla 3,5 su bardağı toplamda un ekledim. Ama bütün hamur işlerinde olduğu gibi unu her zaman azar azar ve kontrollü eklemekte fayda var. Çünkü her unun sıvı alma oranı farklı olabiliyor. Bazen eksiltmemiz, bazen de biraz ilave etmemiz gerekebilir. Hamuru şöyle bir bir miktar yoğuruyorum. Ee, biraz yoğurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağı ekliyorum ve tereyağını hamura yedirene kadar iyice yoğuracağım ee, yağ ekledikten sonra yoğurmaya başladığımızda önce hamur kesik kesik oluyor ama e, böyle olması gerekiyor zaten yoğurdukça çok güzel sakız gibi bir kıvam alacak gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı 5-6 dakika kadar yoğurmak gerekiyor şimdi üzerine bir streçle kapatıp ılık bir ortamda yarım saat kadar mayalanması için dinlendireceğim bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hamur mayalandı, şöyle bir havasını aldıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 8 tane minik ekmek çıkıyor. O kadar lezzetli oluyor ki gerçekten çok çabuk tüketiliyor. O yüzden eğer isterseniz malzeme listesini ikiye katlayarak daha fazla ekmek elde edebilirsiniz. Piştikten sonra soğur soğumaz buzdolabına atarsanız daha doğrusu derin dondurucuya çıkardığınızda Yeni pişmiş kadar güzel oluyor. Hiçbir şekilde bayatlama vesaire olmuyor derin dondurucuda. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezeleri yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Üzerlerine bir miktar un serpiştiriyorum. Bu un tamamen görsellik açısından çok güzel bir görsellik katıyor. Eğer üzerindeki unlardan hoşlanmıyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bıçakla çizikler atıyorum. üzerine örterek yarım saat tepsi mayası alması için bekletiyorum. Yarım saat dinlendi. Çok güzel ekmekler kabardı, puf puf oldular. Üzerlerine birer parça tereyağı ekledikten sonra fırına atıyorum. 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Ekmeklerim artık pişti. Gördüğünüz gibi altları da üstleri de çok güzel kızardı. Dediğim gibi gerçekten çok lezzetli. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle de kahvaltılara çok yakışıyor. Şöyle Gördüğünüz gibi yumuşacık keserek içinde göstermek istiyorum. Sıcak sıcak içine tereyağı sürüp yemesi çok güzel oluyor. Kokusu zaten ayrı bir güzel. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.